Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı revane tarifi vereceğim. Öncelikle şerbetini yapmaya başlıyorum. 2,5 su bardağı şekeri tenceremin içerisine alıyorum. 2,5 su bardağı da su ekliyorum. Bir dilim de şöyle limon atıyorum içerisine. Ocağın altını yakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika sonra ocaktan alacağım. Tatlısının hamurunu yapmaya başlıyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker. Şekerli yumurtayı 2 dakika boyunca çırpacağım. Yeterli. Bu tarifte kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı haşhaş. 1 su bardağı süt. Yarım su bardağı irmik. Bunları da birkaç saniye çırpıyorum. Yeterli. 1,5 su bardağı un ekliyorum. Bu bardak büyük. 1,5 ölçtüm içerisine. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. Yeterli. Birazcık cıvık oluyor bunun hamuru. Şöyle karıştırayım. Görüyorsunuz kıvamını. Bu kekin hamuru birazcık cıvık güzel oluyor. Çünkü düşük derecede pişireceğiz yavaş yavaş. Yeterli. Şöyle birazcık yağ damlatıyorum tepsime. Eğer fırınınız turbo fırınsa onun tepsisiyle de yapabilirsiniz. Şöyle birazcık da un serpiyorum. Çok değil. Kenarlara vuruyorum. Karışımı içerisine döküyorum. ...170 derecelik fırına atıyorum. Yavaş yavaş dikkatlice pişireceğim. Bir 30 dakika sonunda bir kürdan batırarak kontrol edebilirsiniz. Hemen fırınımı gönderiyorum. 10 dakikadır dışarıda dinlendiriyordum. Fırından aldığınız gibi hemen şerbetini dökmeyin. Şerbet böyle ılıktan da soğuk olduktan sonra... ...kekinizde aynı şekilde çok kaynar kaynar dökmeyin. Iladıktan sonra üzerine dökebilirsiniz. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Şöyle bir kürdanla birkaç yerinden delik açın daha rahat çekmesi için. Bir saat dinlendireceğim. İyice şerbetini çekmesi için. Kekim bir saattir dinleniyordu. Kenara aldım onu. Hemen krem şanti hazırlayacağım üzerine. Bir paket krem şanti kullanacağım. Arkasındaki ölçülere göre hazırlayabilirsiniz. Ben bir su bardağı ile hazırlayacağım. Katı bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Yeterli. Hiçbir şekilde şerbeti kalmadı. Hepsini çekti. Tamamen. Bir saatte tamamen hepsini çekiyor. Şöyle krem şanti üzerine döküyorum. Yayıyorum. Eğer zamanınız varsa bir saat daha dolapta dinlendirebilirsiniz. Ama benim şu an zamanım olmadığı için keseceğim hemen. Thank you.
üzerlerine ben şöyle birazcık fıstık tozu koyacağım. İsterseniz Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. O da gayet güzel yakışıyor. Ya da direkt haşhaş da koyabilirsiniz. Dilimledim. Hemen servis tabağına alıyorum. Haşhaşlı revanim hazır. Görüntüsü de çok güzel oldu. Hemen şöyle kıvamına da bakalım. Kıvamını görüyorsunuz. Gayet de güzel oldu. Ama krem şantiyi sürdükten sonra en azından bir yarım saat dolapta dinlendirmenizi tavsiye ederim. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.